Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsın Bilal? İyiyim, çok iyiyim. Oğlum Galip Galip geldiğimizde gülerek açtı lan. Yani bütün programlarda yüzüne sık ya. Bir tanesi de oğlum Galip geldik ya. Gül azıcık ya. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Ama Soru dediğimiz adam Crystal Palace ligde ciddi anlamda yani yarışmacı bir takım. Yani bu sene bu hafta Liverpool 7 attı ama Crystal Palace. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese ya bir bırakın beklenti abi var. ya, bırakın bu işleri. Allah'ını seversen ya. Yani 9'dan 3'ü çıkartırsın 6 olur ya. Yani 4'e 2 eklersin o da 6 olur ya. Ya bu beklentiler... 8'den 2'yi çıkart 6. 8'den 2 çıkınca 0 oluyor işte yani. Evet, başlayalım arkadaşlar şimdi. Evet, Onur'un klasik lafıyla başlıyoruz arkadaşlar. Kadro yapılanması. Yani diyecek başka bir şey yok. Yani adım adım konuşalım. Bir ilk 11'i konuşalım arkadaşlar. Hugo'nun sakatlığı geçtiyse bu takımda yani Hugo'nun oynaması lazım. Yani bunu herkes gayet iyi biliyor. Yani bu takımda Hugo varsa Hugo oynar. Oyunu öne yıktığımız maçlarda fark ettik yani Hosseini yetersiz kalıyor. Yani çok ciddi bir şekilde yani Hosseini'nin top becerisinin düşük olduğunu net şekilde gördük arkadaşlar şimdi. Ayrıyetten de maçı çevirmek adına takımdan ısrarla yollanmaya çalışan yani Afobe'nin golüyle de berabere bitmesi ayrı bir ironi yani. Çok ayrı bir ünörü. Onu söylemek gerekiyor. Ben hocayı sürekli eleştiriyorum yani bu Serkan Hasan durumundan dolayı eleştiriyorum. Bu maçta en büyük eleştiri ama Hosseini başlaması. Yani bu takımda hep dediğimiz gibi Hugo varsa Hugo oynar. Yanlışım varsa söyleyin arkadaşlar yani. Bu takımda Hugo varsa Hugo oynar. Yayına tam girmeden önce Twitch'ten de yayın yapıyoruz. YouTube'dan da yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yani Twitch'ten de YouTube'dan da her yerden takip edin bizi. Yani siz bana katılıyor musunuz? Yani şunu söyleyeyim. Benim görüşüm bu takımda hala Pereira oynaması gerekiyor. 16'sına geldi ay. Transferler gelmedi. Ayın 16'sına kadar geldi. Yani bir transfer var. O da korona olduğu için takımda oynayamadı. Böyle de bir sorun var. Tabii yani Hugo'luk yani bu maçın çevrilmesinden Hugo Hosseini mesela ilk başta o golü yemesek hiçbir sorun olmayacak. Ayrıyetten zaten penaltı golü olsa ben diyorum penaltı golü olsa bu maç dörtlük maçtı. Yani penaltı gol olsa dörtlük maçtı. Yani burada da tabii Kuba'nın şanssızlığı. Twitch kanalının linkini de atayım arkadaşlar bu arada. Twitch kanalının linkini de attım. Onu da sabitleyelim. Yani söylenecek çok bir şey yok arkadaşlar. Yani durum belli. Serkan'ın yetersiz olduğu belli. Ben hep diyorum forvet olarak yani transfer listesi olarak ilk orta saha. Sonra sağ bek, sonra forvet. Ondan sonra da sol bek. Ama tabii yani bu benim görüşüm. Kimisine göre direkt forvet istiyor. Ama şöyle bir durum var. Maçta dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Biz topu forvette de çok buluşturamadık ki. Yani forvette buluşturabildik mi topu? Vakayeme etkisizdi. Ekuban gününde değildi. Yani kapalı bir savunmayı Trabzonspor açamadı. Yani kapalı savunmayı açman için dar alanda oyuncu becerin gerekiyor. Ben bir de şöyle diyeyim. Takım adına şu maçta en iyi oyuncu Abdülkadir Ömür'dü. Ben Abdülkadir Ömür'ü bu maçta çok beğendim. Yani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani Abdülkadir Ömür bu maçta gayet iyiydi. Ama takımın geri kalanı için bunu söyleyemeyeceğim. Tabii herkes şu an forvet transferi diyor ama sen takımını yani forvetini oyuncuyla buluşturamadığın sürece topu oyuncuyla buluşturamadığın sürece hiçbir forvet gol atamaz.
Bu takımda kanat orijinli tek oyuncu Vakayeme vardı. Yani Yusuf Sarı girdikten sonra bir şeyler oldu. Yani Yusuf Sarı girdikten sonra bir şeyler oldu ki fark ettiyseniz sen santroforunu topla buluşturduğunda Afobe bile olsa gol atabiliyor. Evet Abdüş, yani Abdüş bu maçta çok iyiydi. Ben Abdüş'ü çok beğendim. Bilmiyorum yani siz bana katılıyor musunuz? Yorumlara bakıyorum. Abdüş hakkında bir yorum göremedim ama Abdülkadir Ömür ben çok beğendim. Yani bir de bunlara alışın arkadaşlar yani 10 kişi. Ben maçtan önce grupta da söyledim. Hep söylüyorum ben 1-1 olacağını söylemiştim bu maçın. Ama Ekuban o golü atsa hiç bunları konuşmayacaktık. Orası da apayrı bir konu. Evet Pereira arkadaşlar yazmış. Pereira kırmızı kart yemeye yani meyilli bir oyuncu. Yani şöyle bir şey ama sen pardon Pereira kırmızı kart yemeye meyilli bir oyuncu ama sen bu maçta zaten Serkan varken de 10 kişi oynadın neredeyse. Yusuf'a yapılan pozisyon bence gri pozisyon. Onu söyleyeyim. Yani arkadaşlar penaltı diyor. Tam tersini düşünelim. Trabzonspor aleyhine olsa bu pozisyona penaltı diyebilir miydik net şekilde? Her şey arkadaşlar her şey şunu söylüyorum. Her şeyi konuşuyoruz biz buraya. Ekuban atsa bunları konuşmayacaktık. Yani santroforu topla buluşturamadık yorumum yanlış diyorsunuz arkadaşlar. Ceza sahasına bakalım. Kaç kere topla buluştu? Kapalı takıma açamadık ki. Yani kapalı takımı açamadık arkadaşlar. Şutör eksikliği eksik. Mesela şutör eksikliği ise normalde Baker iyi şut çeker. Baker'da bunu göremedik. Biraz çok yani şey oynuyor, ürkek oynuyor. Santrafor transferi olacak mı? Hepsini konuşacağız. Biraz maçı konuşmak istiyorum arkadaşlar. Yani biraz maçı konuşmak istiyorum. Ersun Yanal da çok kapalı bir oyun oynadı. Yani bayağı bir kapalı oyun oynadı. Yani bunu zaten 3 maçtır yapıyor. 6 yedikten beri bunu çok yapıyor. Yani pozisyon olarak da penaltı pozisyonu vardı. Vakayemen'in pozisyonu vardı. Böyle ahım şahımla bir pozisyona girdi mi takım? Yani söylüyorum size yani öyle ahım şahım bir pozisyona girdi mi takım? Giremedi. Takım oyunu genişletemedi. Zaten Antalyaspor yani kümelenmiş bir takımdı. Bizim bayağı açmamız gerekiyordu. Yusuf Sarı'nın penaltısı için ben Yusuf Sarı'nın pozisyonuna penaltı değil diyorum arkadaşlar. Yani gri pozisyon olsa da olur olmasa da olur. Yani hakem çok kötü bir maç yönetti diyemem. Bunu da söyleyeyim. Yusuf Erdoğan hamlesi mesela Yusuf Erdoğan bu maçta çok bir şey değiştiremezdi ama olmasını isterdim Yusuf Erdoğan'ın. Çünkü içeri kaç edebilen oyuncu, çabuk oyuncu, sert orta kesebilen oyuncu, şut özelliği olan bir oyuncu. Yani çok ağım şağım bir şey olmazdı ama en azından kulüben olurdu. Senin kulüben o kadar zayıf ki. Yani kulübe çok zayıf arkadaşlar. Yani şu her şeye bir bakalım. Bu maçı 1-1'e getiren gol kimin golü? Trabzonspor'un sözleşmesini feshetmeye çalıştığı Afobe'nin golü. Yani golü atan Yusuf yani şey Afobe. Afobe'yi yollamaya çalışıyor Trabzonspor ve gol attı ki Afobe takımda kaldı. Ben diyorum size yani forvet transferi gelmeyecek bence bu durumdan sonra. Zaten Abdullah Avcı ilk geldiğinde Afobe'yi kazanmaya çalışıyordu. Herkes hatırlar. Hatta Afobe ile biraz özel ilgileniyordu. Ama bu golden sonra yani hoca Afobe'nin arkasında durur. Bu arada arkadaşlar bir like'lara abonalım. Bir beğeni atalım. Abone olalım. Hadi bakayım abone olalım. Yakışmıyor bize hadi. Abone olalım. Beğeni yapalım. Düşelim timeline'a. Tamam berabere kaldık. Olabilir böyle şeyler ama destek. Tam destek. Afobe'ye gol lazım değil arkadaşlar. Afobe'de ciddi anlamda mental açıdan yetersizlik var. Top kontrolünde yetersizlik var. Yani Afobe yerine o pozisyonda Victor Hugo da olsa o kafayı vurabilirdi. Yani burada sorun Trabzonspor'da dar savunmayı açacak oyuncular. Vakayeme bugün gününde değildi. Ekuban gününde değildi. Senin kulübende o savunmayı açabilecek bir oyuncun yok. Yani çok aşırı da yani denecek bir şey yok yani durum ortada arkadaşlar. Öyle yani ağım şağım da denecek bir şey yok. Yusuf Sarı'yı ben beğendim.
Yani Yusuf Sarı'yı beğendim. Arkadaşlar Afobe tabii ki de Afobe geniş alan topçusu. Ben Afobe'yi hiç beğenmiyorum. Afobe ilk geldiği zaman söyledim. Afobe tam bir geniş alan topçusu. Küçük takım topçusu. Dar savunmayı açamaz. Bu maçta yani Afobe yerine Hugo da olsa orada o pozisyonu alırdı. Bence golü atardı. Çünkü Trabzonspor doldur başata dönmüştü. Ki Afobe'ye talip olan takım daha önce Denizlispor'du. Yani zaten Fenerbahçe'ye attığı gole bakın. Afobe kontrataktan buldu geniş alanda. Avcı Afobe'yi geliştirebilir mi? Yani bu yaşta bir oyuncu kolay kolay da gelişeceğini düşünmüyorum. Yani bu maçta yani bu kadar şeyden sonra kolay kolay gelişmeyeceğini düşünüyorum. Ama oyuncu gitmeyecek büyük ihtimalle. Ya Pereira ilk 11'de başlamalı çok yazıyorlar. Yani bu sadece Pereira'lık bir şey değil. Mesela Pereira'nın yediği çalımlar da çok rahat çalım yiyor ya. Ben orta sahadan sonra sağ beke transfer gerekiyor diyorum. Yani sağ beke transfer gerekiyor. Berat ne zaman başlar? Berat'ın 2 haftalık bir antrenman eksiği vardı arkadaşlar. Oyuncu Covid'di. Direkt olarak da zaten oynamasına imkan yoktu bu maçta. Ya benim görüşüm haftaya oynayacağı, haftaya Konya Spor maçı var. 3 gün sonra aslında o maçta da oynaması zor. Benim beklentim haftaya olan Gençler Birliği maçında oynar. Eski takımına karşı. Konya maçında ben Berat'ın oynamasını beklemiyorum. Uğurcanlık bir şey yok. Uğurcan gayet iyiydi. Golde yani gol üzerinde mesela Marlon kestirmeyebilirdi. Serkan adamını kovalayabilirdi. Ama ben böyle goller çok da yani birine üzerine yüklenecek bir şey değil. Trabzonspor yani bir gol yese bile bu maçı bir şekilde daha erken çevirmeliydi. Oyunu yıktı ama yani o dikine, o delmeyi çok yapamadığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani o deliciliği çok yapamadığını düşünüyorum. Abdülkadir Ömür de arkadaşlar çok sert hamleler yedi. Yani çok sert müdahalelere uğradı. Oyuncu gene bile bence ayakta iyi kaldı. Mesela hiç konuşmuyoruz. Parmak bugün sahada var mıydı? Hocanın suçu var mıydı? Yani çok suç bulamam hocayı ama ben Vitor Hugo sağlamsa Vitor Hugo ile başlarım. Ya onu söyleyeyim. Bir de yani Serkan ısrarından biraz vazgeçsin. Yani Serkan'a da yazık. Oyuncu bak çok tepki gördü. Şöyle yani Twitter'da bakıyorum. Çok oyuncu üzecek yorumlar da vardı. Yani Serkan'ı kollamamız gerekiyor. Nasıl Beşiktaş Rıdvan'ı kolluyorsa da biz de yani Serkan'ı kollayıp Serkan'la değişmeli oynayabilecek bir oyuncu. Bence o Pereira olmalı ama hoca Pereira'yı hiç düşünmüyor. Böyle de bir durum var. Orta saha transferinin de önemini gördük. Dikine oynayan oyuncu sayısı az. Parmak ve Baker çok yana oynadı. Kamil Ahmet neden denemiyor sağ bekte? Kamil Ahmet kalıcı bir çözüm değil. Flavio'luk maç değildi bence de. Flavio yani bu maçta Trabzonspor'un savunma anlamında bir sorunu yoktu. Hücum anlamında dikine oynayabilecek bir dikine oynamadı yani. Dikine oynayabilecek oyuncu eksikliği vardı. Sadece dripliklerle Abdülkadir Ömür buna yapabildi. Ama Enzo Perez gibi bir oyuncu geldiğinde bu sayı 2'ye çıkacak. Berat gibi de güzel bir süpürücü var. Ama dediğim gibi yani bu kadroyla anormal bir sonuç değil. Edgar sağ bekte oynasa ben de bunu düşündüm ama Edgar'ın hücum ne kadar hücum katkısı vereceğini bilmiyoruz. Yani onu da söyleyeyim. Yani ne kadar hücum katkısı verebileceğine çok emin değiliz. Bu arada 29 beğeni var. Bunu 50 yapalım. Hadi bakayım. 50 yapıyoruz. 50. Takımın penaltıcısı Ekuban Miki. Valla bu soruyu ben aynı zamanda korneler için de soruyorum. Bu takımın duran top kullanıcısı, korner kullanıcısı şey mi? Abdülkadir Ömür mü? Onu da söyleyeyim. Yani bu takımın duran top kullanıcısı Abdülkadir Ömür mü? Yani Kamil çok kalıcı bir çözüm olmadığını söyledim. Kamil kalıcı bir çözüm değil. Serkan daha gelişmesi var. Daha çok ekmek yiyecek. Bu net şekilde belli. Penaltı kullanabilen ya işte Baker kullanabiliyor diyorduk. Baker da kaçırdı Adana Demirspor maçında. Ya Ekuban kendine çok güvendi. Atmalıydı. Kaleci de iyi çıkardı şimdi. O da doğru.
Antalya bir defa gitti, bir gol attı. Sen kapalı savunmanı açamadın. Yani kapalı savunmanı açabilseydin Antalya Spor'un kapalı savunmasını, bu durum olmayacaktı. Bu da kulübeye bakıyor biraz. Galatasaray da bunda zorlanmıştı. Tabi Galatasaray biraz daha fazla pozisyon buldu Trabzonspor'dan. Rakip Galatasaray'da 10 kişi de kalmıştı. Yani Trabzon, ben hep diyorum, bu zamana kadar hep topu rakibe veriyordu Trabzonspor. İlk kez bir rakip Trabzonspor topu verdi. Bir de Sivas Spor bunu yapmıştı. Gördük ki bu takımı orta sahaya ve yani çok yere adam gerekiyor aslında. Yani sadece bir yere de değil. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Mesela sizin bir transfer önceliğiniz olsa sıralama yapar mısınız? Ben diyorum, orta saha, sağ bek, forvet. Sizin beklentiniz, sizin kafanızdaki ne? Siz öncelik sıralaması ne? Bunu merak ediyorum ben. Hocanın açıklamalarına bakıyorum bir yandan. Mesela Serkan Hasan'ın size maç performansını okuyayım arkadaşlar. 0 şut, 0 şut pası, 0 top kapma, 0 başarılı top kapma, 0 uzaklaştırma, 0 adam kesme, 0 hava topu kazanma, 0 ikili mücadele kazanma, 1 pas arası kesme. Şimdi bu da zaten birçok şeyi açıklıyor arkadaşlar. Yani sen demek ki 10 kişi oynamışsın. Ki Parmak ve Baker'da ikisi yarım yarım oynuyor. 9 kişi oynuyorsun. Yani 9 kişi oynuyorsun. Şimdi bu normal mi arkadaşlar? Bu istatistiğin kaynağı Twitter'da gördüm arkadaşlar ama yalan değildir büyük ihtimalle. Yani Twitter'da gördüm. Çok yalan olacağını düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Bakıyorum ne yazmışsınız. Kanat oyuncusu Şartoğlu şart. Ben bunları söylüyordum arkadaşlar. Benim yayınlarını takip ediyorsunuz. Ben hep bunu söylüyordum. Bu arada Trabzonspor berabere kaldı ama bize destek. Hadi iteleyin. Beğeni. Beğeni, yorum. Abone olun. Her yerden takip edin. Canımı yiyin. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet, sorulara bakalım. Baker içinde yazmış da Baker'ın sesini daha görmedim. Baker'ın şeyini görmedim. Ama size şöyle bir şey okuyayım arkadaşlar. 4 hücum transferi var Trabzonspor'un. Toplam işte Afobe, Diabete, Janini ve Plaza. 4 hücum transferi. Bonservis 4.300.000 euro. Pardon, maaş 4.300.000 euro. Bonservis 1.500.000 euro. Menajerlik ücreti 370.000 euro. Kiralama 200.000 euro. Toplam bu 4 hücumcunun toplam maliyeti 6.463.463.000 euro. Yuh. Çöpe giden para. Çarp 9'da 54 milyon 55 milyon TL. 55 milyon TL arkadaşlar. 55 milyon TL az buz değil. Afobe'yi, yani Newton getirdiği söyleniyor Afobe'yi. Yabancı kısıtlaması gelecek mi? Gelecek arkadaşlar. Yani bu siyasi bir karar. Yabancı kısıtlaması gelecek yani. Bu net bir karar. Bakalım ne diyorsunuz? Afobe'nin dediğim gibi Newton. Yusuf Erdoğan gelmeyecek gibi. Newton transferi yaptırdı. Baker ve Afobe'yi net şekilde Newton aldırdı arkadaşlar. Onu söylüyorum. Wesley soruluyor. Transferlere sonra geçeceğiz arkadaşlar. Şu an bir size özet geçiriyorum. Toparlıyorum yavaştan haberleri. Yani bu mesela forvetteki sıkıntıyı gördünüz. Ama bu adamlar gitmeden de forvet transferi biraz zor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Siz ne düşünüyorsunuz? Misal yani bu yani plaz şey diyabeteden şey diyabete diyorum. Jenini'den sizce olmayacak mı? Onu da söyleyeyim. Ayrıyetten Marlon'u nasıl buldunuz? Ben Marlon'u bugün beğendim. Marlon bugün iyiydi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Marlon'u nasıl buldunuz? Onun hakkında yorumlarınızı da istiyorum. Ben Marlon'u beğenen taraftanım. Yani Marlon'a bu maç için tuttuğumu söyleyebilirim. Vakayeme formsuz, Vakayeme mutsuz arkadaşlar. Bilmiyorum yani, size de şunu da sorayım. Vakayeme'ye 6 milyon euroluk bir teklif geldiğinde gitmesini ister misiniz? Marlon bence de vasat ama bu maç için iyiydi arkadaşlar. Yani Marlon bence de vasat ama bu maç için iyiydi. Onu söyleyeyim. Bakıyorum arkadaşlar. Ayrıyetten Yusuf Sarı'yı nasıl bulduğunuzu da soruyorum. Ben Yusuf Sarı'yı iyi, yani iyi buldum Yusuf Sarı'yı. Yusuf Sarı iyiydi. Onu iyi buldum. Şu an önüme düşenleri de size söylüyorum. Haberlerinize de bakıyorum. Misal
Ersun Yanal'ın açıklamasını okuyorum arkadaşlar. Ersun Yanal demiş ki rakibimizle mücadelemizde genel planı topu rakibe verip oynamaktı. Bak ne demiş Ersun? Rakibimizle mücadelemizde genel plan topu rakibe verip oynamaktı. Trabzonspor'a işte rakibi veren her takım puan alır. Ah ama Ekuban gol atsaydı maç 4-5'likti. 10 kişi kaldıktan sonra tamamen rakibe topu vermeye döndü. Ankara Gücü maçından sonra daha iyi bir takım olmak istedik. Yani Afobe ne demiş? Gol attığım için şanslıyım ancak bundan da daha önemlisi sonuna kadar takım ruhunu göstermekti. Yani ben buna çok katılmıyorum arkadaşlar. Yani çok da katılmıyorum. Jener'in maçta sağ, bence de Jener'in çok kötüydü. Yani hareketsizdi de. Yani, ne olacak bilmiyorum bu işin sonu. Bu kadar hareketsiz futbolcuyla da ne olacak onu da bilmiyorum. Abdülkadir Parmak'ın maç performansını okuyorum arkadaşlar. Abdülkadir Parmak 0 şut. 0 şut pası. 0 top kapma. 0 başarılı top kapma. 0 uzaklaştırma. 0 pas arası kesme. 2 adam geçme. 1 hava topu kazanma. 10 ikili mücadeleden 5'ini kazanmış. 5 kere de ikili mücadele kazanmış. Şimdi Baker'ınkini de okuyorum. 0 şut. 0 şut pası. 0 top kapma. 0 başarılı top kapma. 0 uzaklaştırma. 0 pas arası kesme. 0 adam geçme. 2 hava topu kazanma. 2 ikili mücadele kazanma. Trabzonspor'un yani iki orta sahası ve sağ beki 0-0-0-0-0. Sözde rakip 10 kişi oynadı. Sözde rakip 10 kişi oynadı ama Trabzonspor aslında 9 kişi oynadığını net şekilde görüyoruz. Dembaba sormuş. Dembaba'nın sözleşmesi arkadaşlar bu yaz bitiyor. Dembaba'nın sözleşmesi bu yaz bitiyor. Maraz Ali sormuş. Arkadaşlar veriler bilmiyorum yani bana benim gördüğüm veriler bu. Önüme gelen Twitter'da bu. Bence doğrudur yani. Umarım yani yanlıştır ama bence doğru bu veriler. Evet arkadaşlar yavaştan sorularınızı alalım. Sonra transfer duyumlarına, transfer durumlarına geçeceğiz. Takım evet Mustafa Çetin daha sormuş. Takımın her tarafına genç hırslı oyuncular gelsin. Yok ki. Yani onlar da çok iyi değiller. Mesela Serkan oynuyor ama iyi değil yani görüyorsunuz. Flavio neden tercih edilmedi? Hoca bunu açıkladı. Çok pozisyon kaybettiğini söyledi Flavio'nun. Tercihi pozisyonla alakalı. Ama bu maç Flavio'luk bir maç değildi. Fakat ben de Flavio oynaması taraftarıyım. Hoca parmağı çıkarken yine hareket yaptığı için uyarı yaptı. Parmak bunu çok yapıyor. Kadro dışı gelmeli. O kadar der ki kadro der ki Orhan. Yani kadro dışı bıraksan kadro çıkaramıyorsun. Muhammed Ali demiş. Kanat oyuncusu transfer etsek sence kim gelsin istersin? Ben Geri Rodriguez isterim. Geri Rodriguez isterim. Onu söyleyeyim. Afobeli baştansa nasıl olurdu sence? Vallahi kanser olurdu Muhammed Ali. Onu söyleyeyim. Burak Kemaloğlu sormuş. Bu sene başına transferleri kim yaptı? Newton 2 oyuncu istedi. Geri kalanı yönetim ve menajerler yaptı. Ufuk gene sormuş. Afobe ile başlansa nasıl olurdu? Kötü olurdu. Yani hiç iyi olmazdı. Bu ara beğenileri beğenin. Abone olun. Hadi bakayım abone olun. Daha fazla abone olun. Göreyim sizi abone olun. Lütfen. Evet. Transferlere geleceğiz arkadaşlar birazdan. Bu sene yapılan transferlerde hırsızlık var mı sizce? Para çalma gibi. Valla ben şüpheleniyorum. Bunun hakkında çok yazı yazdım. Bir menajer komisyonu olayı olduğundan net şekilde şüpheleniyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bizim Telegram ve Discord gruplarımız var. Burada çok sıkça konuşuyoruz. Yayının altındaki linklerde görebilirsiniz. Orada bunları da paylaşırım. Twitter'dan da şey yapıyorum. Neyi söyleme? Serdar neyi söylemeyeyim ikide bir. Beğeneceğin varsa dislike atın. Canın sağ olsun Serdar. Evet bakalım. Afobe rezalet bir gol attı diye ona sarılmayın arkadaşlar. Bence de Afobe hala yani yetersiz bir oyuncu. Bakalım arkadaşlar. Twitter gündeme bakar mısın? Seri. Twitter gündemine bakıyorum arkadaşlar. Şu an Serkan var. Serkan'ın üzerine 24.000 tweet atılmış. Mesela yorumlardan birisini okuyorum. Pereira'nın temposu Serkan kadar olmayabilir.
Ama futbol aklıyla Serkan'ın fersa fersa önüne geçiyor. Kimse kusura bakmasın. Zaten fark ettiyseniz Trabzonspor'un 4 savunma oyuncusunun, yani Edgar dışında hiçbirinin topla çıkma becerisi yok. Pereira oyunda olsa sağ bekten topu çıkarabilirdik. Yani bu bile yeterli olurdu. Onu da söyleyeyim. Onur yazmış. Abdullah Avcı 2 net soru. Bu soruları ben soruyordum. Yayında Onur'a ben tekrar soracağım bunları. Pereira'dan daha erken dahil edilmedi ve Serkan'da ısrar ne? Tamamıyla doldur boşaltı döneminden oyunda neden Hugo düşünülmedi? Ben bunu soruyorum. Hugo sakat mıydı arkadaşlar acaba? Yani Hugo sakat mıydı? Bunu da sorulması gerekiyor. Bakalım gündemde. Abdullah Avcı gündemde arkadaşlar. Abdullah Avcı ya olur bir de, yani bu kazalar olur. Yani bu da bu kazalarda olur, onu da söyleyeyim. Evet, Pereira çok çalınmıyor. O da doğru. Ama ikinci yarı, yani maç gittikten sonra oyunu yıkmışken Pereira neden olmasın? Yani gördük yani. Golü de buldu takım. Daha erken de bulabilirdi golü. Onu da söyleyeyim. Evet, son soruları toparlayalım arkadaşlar. Ondan sonra geçeceğiz transferlere. Bakalım son istifa yok. Şu istifa etmez yönetim. Seneye aralığa kadar istifa etmez. Biz ne zaman kulüp, düzgün kulüp olacağız? Yani hep başa sarıyor kulüp. O da zaten Trabzonspor'un en büyük sorunu. Onu söyleyeyim. Rodayaga Diabate takası olmaz mı? Olmaz. Yani imkansız. Abi sen olsan Pereira ilk 11'de başlar mıydın? Ben başlardım. Sakat olmasaydı Trondsen Trabzonspor'da kilit oyuncu olabilir miydi? Şimdi bunu bilemeyiz. Trondsen de çok tempolu bir oyuncu değil. Ama bir kalite katacağı ortada. Evet, yavaştan transferlere geçelim arkadaşlar. Şimdi Enzo Perez ismini konuşalım arkadaşlar. Şimdi Antalyaspor maçını konuştuk. Şimdi sıra Enzo Perez. Enzo Perez bence geliyor arkadaşlar. Enzo Perez aslında bu maçın berabere bitmesi de bir yandan, puan kaybı olması da bir yandan aslında yönetimi daha da köşeye sıkıştırıyor diyebiliriz. Yani ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Enzo Perez hakkında da şöyle, ben size bir röportaj yapıldı. Batu Yorum'un yaptığı bir röportaj var. İskender arkadaşım yardımcı oldu bana. Size satır başlıklarını okuyayım videoyla alakalı. Oyuncu hakkında verilen bilgi şu. 34 yaşında olmasına rağmen göreceksiniz ki yaşını hiç göstermediğini, kendisine çok iyi bakarsınız, fizik kondisyon olarak 3 sene rahat performans verir. Aslında tam bir İngiliz orta saha oyuncusu stiline sahip olduğu, geriye gömülerek top oynamayı seven, yüzünü dönerek dikine paslar ya da kanatlara attığı toplar ile kanat oyuncuları ve forvetleri pozisyona sokabilen, zaman zaman ataklara topla da topsuz katkı yapabilen, oyun stiliyle alakalı olarak da sarı ve kırmızı karta biraz yatkın bir oyuncu olarak rapor edildi. Trabzonspor namını geçen sene Sörloth ile bayağı ilerletmiş, yani bayağı ses getirilmiş. Bunu da söyledi Arjantinli arkadaş. River hocası Gallardo'nun, yani amiyane tabiriyle, bir saniye görüntüm gitti benim. Amiyane tabiriyle prensi dendi Perez için ve kulüp içinde bir efsane. 2018'den bu yana kulüp için yaptıklarından sonra bu ayrılık için çok üzülecekmiş River taraftarı. Libertadores kupasında Palmeiras toplamda 3-2 kaybetmelerinin ardından 4-5 oyuncu ile yollar ayrılacağı ve yeni bir sisteme geçiş yapılacakları iletilmiş. Perez hakkında bu arkadaşlar. Yani Perez hakkında bunlar söylendi. Bence Perez olacak arkadaşlar. Hemen Perez'i hakkında bir son sorular yoksa bu konuya geçeceğim. Sosa olmaz arkadaşlar. Sosa defterini unutalım. Yani Sosa olmayacak. Öyle bir şey yok. Yani Fener'den de gelmez. Fenerbahçe anca sözleşmesini vermesi gerekiyor. Vişka gelmeyecek. Onu da artık arkadaşlar konuştuğumuz konuları yazıyorum. Aynı sorular gelmesin diye. Vişka gelmeyecek. Onu da yazayım. Sosa gelmeyecek. Yazıyorum. Bunları
artık yani unutalım. Bakalım arkadaşlar, forvet gelecek mi? Forvet içinde şunu söylüyorum. Afobe gitmeden forvet, Afobe gitmeden forvet yok. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Afobe gitmeden forvet yok. Rondon imkansız. Rondon'un maliyeti çok fazla. Rondon imkansız. Rondon imkansız. Çünkü oyuncu 10 milyon euro alıyor yani. Bunu nasıl karşılayacak? Yani 4'te 1'i bile Trabzonspor'u zorlar. Onu söyleyeyim. Yani 4'te 1'i bile çok zorlar Trabzonspor'u. Bayağı zorlar. Ahmet Kutucu sorulmuş. Ahmet Kutucu arkadaşlar Trabzonspor'u reddetti. Ahmet Kutucu Trabzonspor'u reddetti. İstemiyor. Oyuncu şansını Almanya'da denemek istiyor. Şu an için Türkiye'yi istemiyor. Benim bildiğim bilgi bu. Plaza gitse forvet alır mıyız? Yani zor. Marco Livea, Livea arkadaşlar hoca istememiş Livea'yı. Livea'yı hoca istememiş. Abdülkadir Parmak hakkında ilk 11 oyuncusu olmamalı. Ben bunu net söylüyorum. Artık şuraya yazıyorum arkadaşlar. Burada ekranda görüyorsunuz konuştuğumuz konuları. Vázquez arkadaşlar, Vázquez çok maliyetli bir oyuncu. Vázquez gündeme geldi ama oyuncu olmayacağı net söylendi. Vázquez olmayacak. Onu da yazayım. Vázquez olmayacak arkadaşlar. Çok 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 maliyetli bir oyuncu. Ayu Akinola. Akinola transferi yalan haber. Onu söylüyorum. Akinola yalan. Onu söyleyeyim. Bunun hakkında video çektim arkadaşlar. Wesley konusu. Wesley olabilir. Evet. Wesley olabilir arkadaşlar. Niye olabilir? Burayı iyi dinliyorsunuz. Şimdi bir oyuncunun arkadaşlar maliyeti çok düşük. Oyuncunun maliyeti çok düşük. Yani ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le beraber büyük iki menajerden biri Mino Raiola. Ve bu oyuncu Juventus'ta zaten forma şansı bulamıyor. Maliyeti çok düşük bu oyuncu. Yani size şöyle anlatayım. Oyuncu zaten yaşı 2000 doğumlu, yani 21 yaşında diyelim. Kendisinin zaten değeri 200 bin euro. Trabzonspor bu oyuncuyu kiralarsa düşük maliyetli kiralayabilir. Hiç takımın formasını giymedi. Brezilya 17 takımının formasını 17 kere girdi. Bu transfer olabilir. Yani bu transfer olabilir. Onu söyleyeyim. Peter için bonservis isteniyor arkadaşlar. Peter için bonservis isteniyor. Şu an askıya alındı Peter. Wesley biraz daha önde. Peter bonservisle, onu da yazdık. Bakalım arkadaşlar. Kap ne zaman gelir? Vallahi ben iki kap geleceğini düşünüyorum. Birisi bu hafta içi gelebilir. Diğeri de son hafta geleceğini düşünüyorum. Ramirez neden düşünülmüyor bilmiyorum. Juve bonservis maddesi koydurur mu? Koydurmaz arkadaşlar. Yusuf Erdoğan gelebilir mi? Yusuf Erdoğan transferi zor. Onu da yazalım. Yusuf Erdoğan transferi zor. Kasımpaşa bonservis istiyor. Yusuf transferi zor. Kasımpaşa para istiyor. Evet arkadaşlar, onları size söylüyorum. Rose yalan çıktı. Rose gündeme geldi. Rose maliyetli arkadaşlar ve öncelik sıralamasında değil. Rose maliyetli ve öncelik sıralamasında değil. Rose pahalı. Onu da yazdık. Evet arkadaşlar, bakalım. Sorularınızı cevaplıyoruz. Çin'den ilgilendiğimiz diğer forvet Hulk değil bence. Hulk olmaz arkadaşlar. Yani pahalı bir oyuncu Hulk. Onu da söyleyeyim. Bek için Wesley ismi geçiyor. Onu söyledim.
Takımda gruplaşma var mı? Ben gruplaşma olduğunu düşünmüyorum. Takım takım değil zaten yani. Yani kimle kim gruplaşacak? Ben öyle bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hüseyin Türkmen gitmek istemiyor. Onu da yazalım. Hüseyin Türkmen gitmek istemiyor. Türkmen gitmek istemiyor. Gitmek istemiyor. Onu da yazdık. Hüseyin Türkmen gitmek istemiyor arkadaşlar. Evet, başka soru var mı? Bakalım. Guido Pizarro transferi olmayacak. Pizarro transferi olmayacak. Pahalı. Pizarro pahalı geldi. Kulüp çekildi o transferden. Oyuncunun maliyetleri pahalı ve kulüp bonservis istiyor. Oyuncunun zaten sözleşmesi devam ediyor 30 yaşındaki oyuncu için. Oyuncunun sözleşmesi yani zor arkadaşlar, şimdi nasıl alacaksınız? Ben soruyorum yani, nasıl bu transfer olacak? Pizarro daha şeyi olan yani kendisinin bir yani bir piyasası var. Yani siz onu nasıl bağlamayı düşünüyorsunuz? Rahatlıkla söyleyebilirim yani. Oyuncunun istediği para yıllık 2,5 milyon euro. Kulübü de para istiyor. Yani kulübü de para istiyor. Ben bu transferi zor görüyorum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şunları silelim. Baştan yazalım. Evet, Pizarro pahalı. Başka soru var mı? Toplayalım. Sence hangi bölgelere transfer? Ben ilk arkadaşlar orta saha. Öncelik orta saha. Orta saha transferi. Orta saha öncelik. Sağ bek ikinci. Alex Teixeira uygun olmaz mı? Çok pahalı arkadaşlar. Alex Teixeira çok pahalı. Satış olmaz mı? Oyuncular gitmiyor. Yani gitmiyor arkadaşlar. Oyuncular gitmiyor. Trabzonspor yani oyuncuları yollamakta çok zorlanıyor. Trezeguet pahalı. İmkansız. Trezeguet imkansız. Bunu net şekilde söylüyorum size. Oyuncu zaten kulübünde oynuyor. Ve bir maliyeti var. Neden gelsin? Oynayan oyuncu Premier Lig'den. Ben Geri Rodriguez'i istiyorum. Ben Geri Rodriguez'i istiyorum. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Afobe Karo dışı kalmaz. Graziano Pelle olmaz mı? Zor. Yani zor. Pereira gidecek mi? Pereira sene sonu gidecek. Yani Pereira sene sonu gidecek. Yani bunu söyleyeyim. Bakalım. Kanat transferi olacak mı? Hoca kanat istiyor. Yani hoca kanat istiyor. Bunu da yazalım. Sağ bek pozisyonu. Arkadaşlar hepsini yazdım. Bak oradan okuyabilirsiniz. Forvet transferi önemli dediğiniz zaman bu takımın bence orta saha daha önemli. Takımın bütçeleri neye göre belirleniyor? Artı eksi zaten Trabzonspor 10 milyon eksi de. TS 10 mil eksi de. Onu söyleyeyim. Envaka menajer mi? Scout mı? Scout. Envaka scout. Leroyfer gündeme geldi. Ne oldu? Leroyfer'i bırakmıyor kulübü. Leroyfer'i bırakmıyor. Transfer Market'e girin arkadaşlar. Orada artı eksiler yazıyor, görebilirsiniz. Altyapı takviyesi düşünülüyor. Hayır. Stoperlere teklif. Bir Edgar'a teklif oldu. Başka olmadı. Rodriguez için bir girişim yok. Pato bizde olmaz. Onu da söyleyeyim. Uğurcan satılmaz mı? Uğurcan sene sonu. Uğurcan yazın. Gider. Ömür 2 sene kalır. Yazıyorum sizlere bunları. Hugo niye oynamadı? Hugo tam iyileşmedi. Hugo tam iyileşmedi. Onu da gelen bilgiler arasında. Ünal istifa nedenleri ne? Bu apayrı bir konu. Bunu ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Odgaard zor. Bonservisli. Yani Odgaard bonservisli. Pato niye olmaz arkadaşlar? Pato ciddi bir oyuncu değil. Onu söyleyeyim yani, ben istemem.
Çünkü bize geleceği parayla X bir Anadolu takımına geleceği para aynı para değil. İki kat para olacak. Bu böyle. Sakatlanmaya çok meyilli bir oyuncu. Ve hocanın istediği tarzda da bir oyuncu değil. Hoca pivot santrofor istiyor. Plaza ve Diabate ne zaman gidiyor? Menajerleri çağrıldı onlar için. Bir şekilde gitmedi. Kadro dışı olmaz. Kadro dışı olmaz. Talisca imkansız yani. Bunu sormayın arkadaşlar. Talisca çok pahalı. Talisca imkansız. Evet bakıyorum arkadaşlar. Başka sorularınıza bakıyorum. Vakayama takımdan gitmeye düşünüyor mu? Ben öyle bir düşüncesi olduğunu hiç ama hiç düşünmüyorum. Hiç ama hiç düşünmüyorum. Mesela Abdullah Avcı'nın bir açıklaması varmış. Bana Yunus Emre yolladı şimdi. Ön taraf için 2-3 tane transfer çalışmamız devam ediyor. Doğru oyuncuları kadroya katmaya çalışıyoruz demiş. Abdullah Avcı'nın açıklamalarını Abdullah Avcı zaten dediği şey şu. Hemen hemen her mevkiye oyuncu bakıyoruz. Yani ama sayısal eksiklik olarak Trabzonspor'un orta sahada bir eksikliği var olduğunu söyledi. Yani onu söyledi. Onyekuru Galatasaray arkadaşlar. Serkan hakkında görüşlerim. Ben sağ beke transfer istiyorum. Yani sağ beke transfer istiyorum. Onu söyleyeyim, yazayım hatta. Sağ beke transfer istiyorum. Bence olmalı. Sağ beke transfer olarak. Bakalım. Niye şut çekmiyoruz? Biraz bu hoca tercihi de olabilir arkadaşlar. Biraz tercihi. Mbia fena olmayabilir ama oyuncunun form durumunu bilmiyoruz. Ünal Hoca iyi bir taktiksen miydi? Ünal Hoca kötü bir taktiksen değildi. Hocanın background'ı da kötü değil. İyi. Ama hocanın aynı zamanda adam yönetimi daha iyi. Arkadaşlar adam yönetimini yaptıktan sürece bütün takımları yönetebilirsiniz. Ünal Hoca'nın adam yönetimi çok iyiydi. Berat bugün olsa maç bizimle katılmıyorum. Yani Berat olsa çok bir değişiklik olmayabilirdi. Marlon'u beğendim. Bu maç Marlon'u beğendim. Onu da yazayım. Marlon'u beğendim. Marlon iyiydi yani. İyiydi. Evet. Son toparlayalım hafiften. Şu an 138 izleyicimiz var. İyi. Bunlar da iyi. Daha da artacak umarım bu izleyiciler. Bu arada yani abone olalım. Like atmayı, beğeni olmayı unutmayalım. NBA biraz yaşlı. NBA kaç yaşında hemen bakalım. NBA ama ölüsüyle bile bence iş yapar. NBA 34 yaşında yani. NBA 34 yaşında. Şu anda boşta gözüküyor. Yok şu an boşta değil. Sözleşmesi yok gözüküyor ve 24 Ocak 2020'de garip bir durumu var ama NBA olabilir yani. Gündeme gelebilir. NBA 34 yaşında. Ünal Karaman zor gelir. NBA yani Ünal Karaman zor gelir. Ekrem sormuş. İyi akşamlar kardeşim. Sağ bek, orta saha, golcü şart oldu. Aynen Ekrem abi. Ben de katılıyorum. Alanya Spor'dan Babacar ve Davidson'ı niye düşünmüyoruz? Babacar değil ama Davidson belki olabilir. Murat Cemak Pınar yalan oldu arkadaşlar. Yani oyuncu iyi performans veremedi. Fabian Castillo. Ben aslında Fabian Castillo oynadığı zaman beğeniyordum. Ama kulüp yolları ayırmayı tercih etti. Şu an 28 yaşındaki oyuncunun değeri 2,5 milyon euro. Ve Meksika Ligi'nde oynuyor. Kiralık oynamış. Bence iş yapabilir. Trabzonspor'dayken de bence çok kötü değildi. Onu da söyleyeyim. Sponsor falan bakılıyor mu? Trabzonspor'a kimse sponsor olmak istemiyor. Onu söylüyorum. Vitor Hugo bence Konya maçında bilmiyorum. Olmayabilir. Konya maçı çok tehlikeli maç arkadaşlar. Konya maçı da bir beraberlik alınırsa bu hafta transfer açıklanır. Onu da ben size tüm samimiyetimle söyleyeyim. Onu da net şekilde söyleyebilirim. Bakalım başka. Süper Kupa'ya transfer yetişmeyecek. Bunu ben net söyledim arkadaşlar. Baker'ın yerine olsaydı olmaz mı? Olmayacağını gördük.
Yani Baker'ın yerine Hüseyin'in olmayacağını gördük. Perez hariç transfere yakın olan oyuncu var mı? Yok. Şu an Perez için zorlanıyor şartları. Perez'e. Bu Penza transferi zor. Olmaz. Kulübü bırakmaz. Çok pahalı. Bu Penza imkansız. Bu Penza imkansız. Yazalım. Bu Penza imkansız. İmkansız. Evet. Hafiften bir toparlayış yapalım. Hafiften bir toparlama yapalım arkadaşlar. Akintola hayır. Şimdi niye pahalı diyorum? Hatay Spor bu oyuncudan para almak istiyor. Yani bonservis istiyor. Trabzonspor da öyle kolay kolay yine bırakmaz yani bunu. Size ben söyleyeyim yani. Niye bıraksın? Adamların bırakması için bir yani şey mi var? Bir durum mu var? Oynatıyorlar. As oyuncular çok da verim alıyorlar. Yani neden bıraksınlar? Ben bırakmaları için bir sebep göremiyorum. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Bakalım başka soru var mı? Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe kasa kolaylığı sağlıyor. Ali Koç var. Galatasaray'da eskiden şey veriyordu. Alıbayrak veriyordu. Trabzon'da böyle bir isim yok. Yani Trabzon'da böyle bir isim yok. Bu da zaten kulübün içinde bulunduğu zorluğu net şekilde gösteriyor yani. Maalesef durum bu yani. Bunu çok şey yapmaya gerek yok. Evet, toparlayalım. İlk 5'e girebilir miyiz? 5. Benim tahminim 5. Benim tahminim 5 arkadaşlar. Yayın arkadaşlar yavaştan toparlayalım, bitirelim. Son soruları alıyorum. Son kritik soruları alayım. Son sorular. Abi neden Yiğit Alp kardeş pay yapımcısı nakit kolaylığı sağlamaz mı? Arkadaşlar o kadar sağlayamaz. O kadar sağlayamaz. Bir yapımcı o kadar fazla para kazanmıyor. Ünal Hoca gelmez. Unutun yani bu yönetim varken gelmez. Bunu söylüyorum. Evet arkadaşlar. Afo Beylik 11'de başlamamalı mı? Hayır başlamamalı. Trabzonspor'un scout ekibi de yok. Evet bu diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar güzel bir yayın oldu. Sizleri seviyorum. Bir video daha yapacağım size. Yarın güzel bir video paylaşacağım.